Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Almanya'daki öğrenci sağlık sigortalarından bahsedeceğim. Bizim de tabii ki bir sağlık sigortası edinmemiz gerekiyor. Şimdi Almanya'da sağlık sigortaları nasıl ayrılıyor hemen bundan bahsedeyim. Almanya'da sosyal ve özel sigorta olarak iki farklı sağlık sigortası var. Fakat şöyle bir durum var, AT11 belgesi diye bir belge var. Bu belge... Türkiye ile Almanya zamanında bir anlaşma yapmış. Türkiye'den Almanya'ya üniversite okumak için giden öğrenciler bu belgeyi edinip ücretsiz bir şekilde bu haktan yararlanabiliyorlar. Bu sağlık sigortası hakkında. Fakat bunun birkaç koşulu var. Bu koşullar Türkiye'de de aynı zamanda sizin bir sigortalı olmanız gerekiyor. İşte babanızın olabilir, Bağkur sandığından, emekli sandığından olabilir veya SGK'dan olabilir. Sizlerin Türkiye'de sigortalı olmanız gerekiyor. Siz eğer Türkiye'de sigortalıysanız Almanya'da da yine o AT11 belgesi sayesinde ücretsiz bir şekilde sigortalı olabiliyorsunuz. Fakat bu AT11'i 6 ayda bir AOK'tan güncellemeniz gerekiyor. Peki bu AOK nedir? Almanya'da iki farklı özel sağlık sigortası firması var. Bu firmalar sizin AT11 belgenizi onların kendi işte sistemine göre ayarlayıp size bir kart veriyorlar. O sağlık kartı. O kartla birlikte işlerinizi hallediyorsunuz ve 6 ayda bir bunu güncellemeniz gerekiyor. Sizin öğrenci olduğunuzun Türkiye'nin bilmesi için. Şimdi bunlarla insanlar genel olarak işte ya kim uğraşacak falan diyor ama arkadaşlar şimdi ücretsiz bir şey varken hani siz gidip niye 30-40 euro veya 100 euro verip bir özel sağlık sigortası yaptırasınız ki hani değil mi? Böyle işte bazı YouTube kanalları gördüm. İşte uğraşmayın falan diyor. Halbuki alakası yok. Yani siz gidin A11 A1 belgenizi alın ve bu haktan güzel bir şekilde yararlanır arkadaşlar. Bir de ayrıca bu A11 A1 belgesini 30 yaşınıza kadar alabilirsiniz. 30 yaşınızdan sonra oradan bir privat sigorta yaptırmanız gerekiyor. Bu bahsettiğimiz bu arada işte Sağlık sigortaları kesinlikle şu şey değil 15 günlük işte seyahat sağlık sigortası onla karıştırmayın. Bu bir nevi oradaki kendi kalıcı olan sağlık sigortalarınız bunlardan bahsediyoruz. Şimdi bu AT11 belgesi nasıl alınır? İşte hangi evraklar gerek gereklidir? Biraz bundan bahsedeceğim. AT11 belgesini almak için kendi ilinizdeki SGK'ya gidip orada yurt dışı birimi var. Yurt dışı birimine gidip işte böyle böyle bir durumum var. Bazıları bilmiyorlar haberdar bile değiller. AT11 belgesinden memurlar siz bunu güzel bir şekilde açıklayabilirsiniz. İşte böyle böyle bir belge varmış ben üniversite okuyacağım. Bunun için bir sigorta yaptırmam gerekiyor. Bir sigortada AT11 belgesi verirseniz bana bu sigortam oradan karşılanıyor deyip belgenizi talep edebilirsiniz karşıdaki kişiden. Onlar da yani bilmiyorlarsa öğrenirler. Zaten önceden birisi aldıysa biliyorlardır büyük ihtimalle. Size yardımcı olacaklardır. Şimdi de hangi öğrencilerin hangi belgeyi götüreceğinden biraz bahsedeyim. Lise eğitimi için gidecek olanlardan eğitim görülen okulun Türkiye'de lise seviyesinde olduğunu gösteren Milli Eğitim Bakanlığı veya ülkemizin dış temsilciliklerinden alınan belge. Konuşamıyorum. Ön lisans lisans veya yüksek lisans eğitimi için gidecek olanlardan. Yurt dışında üniversiteden kabul edildiğine dair belge bu belge beraber 5 dediğimiz belge bunu zaten anlatmıştım geçen videolarda ve öğrenim görülen üniversite fakültenin ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren e-devlet, YÖK veya ülkemizin dış temsilciliklerinden alınan belge. Şimdi bu belge nedir diye soracak olursanız, YÖK denklik belgesi diye Google'da arattığınız zaman kendi üniversiteniz diyelim işte hangi üniversiteye Almanya'da başvurdunuz? işte üniversite Köln diyelim. Köln Üniversitesi'nin e, size bir böyle bir kağıt var. Köln Üniversitesi'nin Türkiye'ye uyarlanmış hal işte e, bu üniversitede lisans işte veya yüksek lisans eğitimi veriliyor diye onun tanınırlığını gösteren bir belge. Bunu götürmeniz gerekiyor. Bir diğeri de Türkçe tercümesiyle birlikte okulun semester tarihlerini gösterir belge. Bu belgede yine işte semester zaytın e, üniversite işte hangi üniversitedeyseniz Google'da aratırsanız o belgenin ekran görüntüsünü çıkartıp bunu tercüme ettirip yani Türkçe'ye tercüme ettirip götürmeniz gerekiyor. Peki başka hangi belgeyi tercüme ettirmemiz gerekiyor? Bu Bewerbund Beşteytigung dediğimiz kabul belgesinde Türkçe tercüme ettirip e, götürdüğünüz zaman bu belgelerin tam olup olmadığına baktıktan sonra sizlerden e, sizlere bu AT11 belgesini ayarlayıp veriyorlar arkadaşlar. Ben birkaç e, zorluk çektim bu AT11 belgesini alırken. E, birkaç özel durumum vardı. Bu yüzden biraz e, zorluk çektim ama pes etmedim ve AT11 belgeme kavuştum. Eğer öyle olmasaydı ben de özel sigorta yapmak zorunda kalacaktım ki bu benim için büyük bir hani gider kapısı olacaktı. Çünkü bloke hesabımı böyle daha gerekli işler için kullanmak istiyorum açıkçası. Yani sağlık sigortası da gerekli fakat hani böyle bir imkan varken niye yararlanamayayım diye düşündüm. Böyle Türkçe tercümelerini de yaptırdıktan sonra belgenizi alabilirsiniz ve Erasmus kapsamında gidecek olanlardan da biraz bahsedeceğim. Türkiye'de okuduğu üniversiteden Erasmus kapsamına gittiğine dair yazıyı Türkçe tercümesiyle birlikte okulun semester tarihlerini gösterir belgeyi temir ederek kurumu ibraz etmeleri gerekmektedir. Eğitim amaçlı yurt dışına giden sigortalının kendisine belge düzenlenmemektedir diye not geçmişler. Bu bilgilere nereden ulaştın dersen size altta bir link vereceğim. SGK'nın kendi sayfasının linki. O link üzerinden siz de bunları böyle daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilip bunları hazırlayabilirsiniz bu belgeleri. Burada aynı zamanda sadece Almanya için değil diğer ülkeler için de aynı şekilde bu AT11 belgesi geçerli. Burada birkaç ülke vardı. Bu siteden daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sağlık sigortası ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı şimdilik. Eğer AT11 belgesini bir şekilde alamadıysanız hiç e, dert etmeyin. Bu belge işlerine vesaire belgeler çok yoğun oluyor genelde. Hani o para sizden zaten çıkacak ama böyle çok işte nasıl başvuracağım oradaki herhangi bir işte sağlık sigortası kurumuna nasıl işte belgelerimi ileteceğim vesaire diye hiç dert etmeyin Sizlere blok hesaptan bahsedeceğim bu blok hesap aracılığıyla çok rahat bir şekilde hiç belge derdi olmadan yine sigortanızı yaptırabileceksiniz bunun da videosu gelecek diğer videoları da kaçırmamak için işte bu expatrio üzerinden yapacağız bunu bunu da kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sorularınız varsa yine bunu hep söylemeyi unutuyorum ama yorumlar kısmında belirtebilirsiniz yine instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Ee, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.